Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırım Han ve bakanlık bürokratları çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında Hatay'da bazı programlara katıldı. Hangi kültürden, hangi meşrepten, hangi mezhepten, hangi etnik gelenekten geliyor olursak olalım. Millet olduk biz. Bu milletin tek bir gücü var, birliği ve beraberliği. Bizim ürettiğimiz 800 milyar dolarlık gayri safi milli hasıla dünya devleri karşısında belki çok az bir şey ifade edebilir. Ama millet olarak ortaya koyacağımız birlik ve bütünlük çok şey ifade ediyor. Biz bütün sorunlarımızı bu anlayışla aşabiliriz ancak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu'nun 6 Ocak 2017 tarihinde Konya'dan kamuoyuna duyurduğu çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında bakanlık bürokratlarıyla birlikte Hatay'a gelen Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırım Han, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği binasında meslek ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanımız ve Çalışma Bakanımız bu çağrıya kulak vererek bu yıl ilave istihdam yapılacak 1,5 milyon insanın sigorta primlerini ve vergilerini İşkur'un üzerine alıyoruz. Bu önemli bir imkan. Sayın Hisarcıklıoğlu'nun ifadesiyle bu babanın evladına yapmayacağı bir iyilik. Ama biz devlet ve millet olarak bir bütünüz. Devlet artık Allah'a şükürler olsun ciddi manada veren bir yapıya ulaştı, imkana ulaştı. Etkinliğin açılış konuşmasını HESOB Başkanı Abdülkadir Teksöz yaptı. Teksöz birlikleri hakkında bilgiler verdi. Biraz biz de HESOB'un kendi yapısından değerli müsteşar yardımcımıza bilgi aktarmak istiyorum. HESOB 70 tane meslek odasıyla kurulu, yaklaşık Hatay'da bulunan 50 bin civarında esnaf ve sanatkarımız bulunmaktadır. Yaklaşık 10'a yakın sanayi sitesi, iktisat sanayi sitelerine dönüşmüş bulunmaktayız. Hatay'da en canlı meslek dalları mobilya, ayakkabı ve metal sanayi üzerinde ağırlıklı bir şekilde çalışmaktayız. Müsteşar Yardımcısı Yıldırım Hansa çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında işverenle sanayicilere yeni istihdam hedefleri, ilave istihdam destekleri konusunda bilgilendirdi. İşbaşı eğitimi dediğimiz ki burada da yoğun bir şekilde faydalanan işbaşı eğitimi programından 500 bin insanımızı yararlandıracağız. Şimdi ben Hatay'a diyorum ki bakın bu bir yarış. Bu İki unsurdan ortaya çıkacak olan ekonomik imkan 12,5 milyar lira. Yani eski parayla 12,5 katrilyon lirayı İşkur bu yıl istihdamı teşvik amacıyla kullanacak. Kim bundan en fazla istifade etmek istiyorsa o en fazla istihdam yapacak. Dolayısıyla Hatay'daki sorunları da işsizlik sorununda büyük ölçüde gidermiş olacak.